Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine çemberde açıların 8. testiyle devam ediyoruz. O merkezli yarım çemberde diklik verilmiş, 20 derece verilmiş. AC ile CD birbirine eşitmiş arkadaşlar. AC ile CD birbirine eşitmiş. Bu kirişler eşitmiş arkadaşlar. Bu kirişler eşitse ayırmış olduğu yaylarda yani AC ile CD yaylarda birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi D çember üzerinde bir nokta olduğundan dolayı arkadaşlar merkezde birleştirdiğim zaman bakın burası merkez açı olmuş olacak. Haliyle görmüş olduğu yayın ölçüsüne eşit olmuş olacak arkadaşlar. Peki geri kalan kısımlarda arkadaşlar bakın burası 20 ise CD ve AC yayları birbirine eşit olduğundan dolayı 80'e 80 şeklinde paylaşacak. Değil mi? Evet. Haliyle arkadaşlar bakın şu O'dan C'yi de birleştirdiğim zaman bakın merkezle çember üzerindeki noktayı birleştirdiğim ve ne olmuş oldu? Şurada bir ikizkenar üçgenlik meydana gelmiş oldu arkadaşlar. Şöyle ikizkenar üçgen meydana gelmiş oldu. Burası 80 ise bakın burada açıortay olduğundan dolayı 40-40 şekilde paylaşır. Burası arkadaşlar 80 ise merkez açı olduğundan burası da 80 olacak. X açısı da 80 artı 40'dan 120 derece olmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik ikinci soruya. O merkezli çemberde OE ile BC birbirine dik demiş arkadaşlar. Tamam. 50'yi vermiş, 70'i vermiş. X kaç derecedir? Şimdi ABC üçgene dikkat edersek 70, 50 daha 120. O zaman A açısının tamamında da ne kalacak arkadaşlar? 60 kalacak, değil mi? Bu bir kenarda dursun. Şimdi C çember üzerinde bir nokta olduğundan dolayı bakın merkezde birleştirdiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Yarıçaplar yarıçap oluyor. Bu yarıçapları da ne yapalım? Eşitleyelim. Birbirine eşit olduğunu gösterelim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar mesela ne yapalım buradan? Nasıl yola çıkalım? 50 ise bakın şurası 100 ya. AC'ye 100, 100 ya arkadaşlar. Gördük değil mi bunu? O zaman şu merkez açı da arkadaşlar 100 olmayacak mı? Şuradaki ikizkenarlıktan dolayı 40'a 40 olarak paylaşmaz mı? Evet. Şimdi arkadaşlar A açısının tamamı neydi? 60'tı. 40'ı buradaysa 20'si de nereye kalacak? Buraya kalacak. İki iç bir dıştan 50 ile 20'yi toplarım arkadaşlar. Bakın şurası yapar. Değil mi 70? Haliyle arkadaşlar şuraya baktığım zaman şuradaki üçgende de bakın şurası ne olacak? 20 mi olacak? Evet. Burası merkez açı olduğundan dolayı görmüş olduğu yay da burası arkadaşlar. O zaman burası da 20 olacak. Değil mi? Şimdi şunu hatırlıyorsunuzdur. Şunu hatırlıyorsunuzdur. Şöyle güzel çizemedik ama şurası alfa, şurası x, burası y ise alfa eşittir x eksi y bölü 2 idi. Burada da aynı muhabbet var arkadaşlar. Burada x dediğimiz bakın 100 eksi 20 bölü 2'den ne yapacak? 80, 80 bölü 2'den de 40 gelmiş olacak. Doğru cevabımız E çıktı. Bakın bence mükemmel bir soru yani. Geldik 3'e. Şekildeki O merkezli çemberde 15 derece verilmiş, diklik verilmiş. AE ile EC'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Alfa kaç derecedir? Hemen şimdi burada merkez var, teğetler var arkadaşlar. Ne yapacağız? Birleştireceğiz ve diklikleri de göstereceğiz arkadaşlar. Bakın şunu da birleştirdiğim zaman, merkezle birleştirdiğim zaman ne olmuş oldu? Şimdi AB ve AC bu çembere E noktasında ve şuraya da K diyecek olursam K noktasında teğet olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Şu parçada birbirine eşit olmuş olacak. AE ile AK uzunluğu da birbirine eşit olmuş olacak. Şu arada kalan açıya da ne diyeyim? Şuraya da B diyeyim. Haliyle arkadaşlar şurası da A artı B olmaz mı? Bunlar açıortay olacak. Bak aynı zamanda şuralar da açıortay olmuş oluyor, değil mi? Bu açıortaylıkları da arkadaşlar gösterelim. Rengimizi de değiştirelim daha fazla karışmadan. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edecek olursak ABH üçgenine dikkat edecek olursak hatta şöyle yapalım. Şimdi AOC üçgeninde şimdi arkadaşlar şurası dik tabanı iki eşit parçaya böldüğünden dolayı bu aynı zamanda ikizkenar üçgen değil midir? Bunun taban açısı A artı B ise bakın şu C açısı da ne olacak arkadaşlar? A artı B olacak. Büyük üçgene bakalım. ABC üçgenine baktığımız zaman burada A artı B var. Evet. Şurada A artı B var. Şurası da A artı B değil mi? Yani aslında 3 tane A artı B var. Artı 15 eşittir 180. Burada 3 tane A artı B eşittir 165. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman da A artı B'nin 55 derece olduğunu
bulabilirim. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda ben ABH üçgenine dikkat ettiğim zaman ABH üçgenine dikkat edersem bakın ne var? 15 var, 90 var, bir de A artı 2B var, değil mi? A artı 2B var. Bu da arkadaşlar 180'e eşit olacak. A artı 2B eşittir. Ne diğer bunları diğer tarafa atarsam arkadaşlar 105, 180'den çıkartırsam 75 olacak. Haliyle arkadaşlar ben A artı B'nin 55 olduğunu biliyorum ya. Bakın burayı A artı B artı B şeklinde ayırdım. 75. Şu A artı B 55 arkadaşlar. B açısı da ne olacak? Buradan B açısı da 20 gelmiş olacak. Peki ben nereyi arıyorum? Alfa'yı arıyorum. Şurada arkadaşlar B yerine 20 yazacak olursam A da buradan 35 gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Valla bence bunların hepsi güzel soru. Bunları bol bol tekrar edin. Gelelim dördüncü soruya. R birim yarıçaplı çemberde DF ve EF çembere teğet demiş. Evet. Şimdi şurada bir merkezim olmuş olsaydı merkezden teğetlere indirdiğim doğrular dik olmuş olacaktı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burası 40'sa şurası da 140 olacak. Değil mi? Bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Tekrar ispat edelim. Bakın şu 40 ile şu DE yayının toplamı 180 olmayacak mı? Haliyle 40'sa buraya 140 kalır. Şimdi burası da o merkez olduğundan, o merkez açı olduğundan dolayı görmüş olduğu yayın ölçüsüne eşit olmuş olacak. 40 olacak yani burası. Anlaştık. Şimdi şu R yarı çapı da kullanalım. R çemberin yarı çapı. Değil mi? O zaman arkadaşlar bakın ben şimdi burada bir merkez oluşturdum ya. Şurayı birleştirsem çember üzerinde nokta. Çember üzerinde nokta ile merkezle birleştirsem bunlar RR olduğundan dolayı. Bakın A, B, O ne oldu? RRR oldu. O yüzden arkadaşlar ne oldu? Eşkenar üçgen olmuş oldu. Haliyle burası da 60 oldu. 60 ise AB yayı da görmüş olduğu yay olduğundan dolayı arkadaşlar burası da 60 olmuş olacak. Biz neyi arıyoruz? X arıyoruz. Şu rengi tekrar bir değiştirelim. BE yayıyla AD yayının toplamı. 140 ile 60 200 değil mi? Geriye ne kaldı arkadaşlar şu yeşil bölgeye? 200 oldu. 360'tan çıkartırsam ne olacak? 160 mı kalacak? Yeşil yer. Yeşil. 160. Arkadaşlar biz şunu da biliyoruz. X buradaysa şuraya A, buraya da B diyecek olursam X eşittir. A artı B bölü 2 olacak. Değil mi? Burada da X arkadaşlar neye eşittir? A artı B. Şu yeşil BE yayıyla AD yayının toplamı ne arkadaşlar? 160. Bunun yarısı olacak. Yani 80 olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Valla bu da güzel soru. Buna da yıldız atıyorum arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. AB çaplı çember AE'ye A noktasında teğettir demiş. Tamam. AEC 40 derece diyor arkadaşlar. FD ile DE birbirine eşitmiş. X kaç derecedir? Şimdi AB çapı olduğundan dolayı biz bu lafı kullanacağız. AD'yi bakın birleştirdiğim zaman çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı burası 90 derece olacak. AB çapı olduğundan dolayı arkadaşlar merkezi burada bir yerde olacak. Merkezden teğete indirilen doğru dik olduğundan dolayı bakın burası 90 derece olacak. Şurada da arkadaşlar AFE üçgeninde muhteşem üçlü olduğundan dolayı bakın burası da çift çizgi olacak. Haliyle burası 40 derece. Burası ne olacak? 50 derece olacak. ABD üçgenine dikkat edecek olursak 90 50 ise buraya ne kalacak? 40 kalmış olacak. İkizkenarlıktan dolayı bakın şu üçgende ikizkenarlıktan dolayı şurası da ne olacak arkadaşlar? 50 olacak. Şurada iki iç bir dıştan x artı 40 50'ye eşit olacaksa x de buradan 10 derece olur. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 6. soruya. O merkezli çemberde AC çapmış. Tamam. BOEF kareymiş. 40 derece verilmiş. X kaç derecedir diye soruyor. Bakın şimdi bu karenin bir köşegeni verilmiş mi? Evet, BE verilmiş. O zaman diğer köşegeninde ne yapacağız? Biz çizeceğiz. Diğer köşegeni çizdiğimiz zaman köşegenler dik kesişecek. Değil mi? Bakın şu köşegen uzunlukları da birbirine eşit olacak. Ortalayacak yani daha doğrusu. Şimdi ben buraya K diyecek olursam arkadaşlar burası da ne olacak? K olacak. OF aynı zamanda bu çemberin yarı çapı. Değil mi? Evet. Haliyle D de çember üzerinde bir nokta olduğundan dolayı bakın çember üzerindeki noktalarla merkezi ne yapayım? Ben birleştireyim. Haliyle bakın burası da 2K olmuş olacak. Şimdi şu üçgene
Baktığımız zaman kırmızıyla boyadığım üçgene baktığım zaman değil mi arkadaşlar? 90'ın karşısı 2K ise nerenin karşısı K olur? 30. Yani burası 30 olacak. Tamamı 40 olduğundan dolayı bakın şurası da ne olacak? 10 olmuş olacak. Burası 2K. Şu OG uzunluğu da yarıçap değil mi? Evet. O zaman burası da 2K olacak. Burada ikizkenar üçgen oluştu. Burası da ne olacak arkadaşlar? 10 derece olmuş olacak. Tamam. Şimdi burası köşegen olduğundan dolayı karede ne olacak? Açıortay olacak. 45 derece olmuş olacak. Değil mi? 40'la bakın şurada 45 ile 30'u topladığım zaman iki iç bir dıştan da bakın şurası da 75 olacak arkadaşlar. Şurası da 60 değil mi? Evet. Şurası zaten ne arkadaşlar? Köşegen olduğundan dolayı burası 45. 45 olmuş olacak arkadaşlar. Evet, 45 olmuş olacak. Şimdi buradan bakın dikkat edecek olursak şu üçgene hangi üçgene? OGD üçgenine. Taban açıları 10'sa, taban açıları 10'sa arkadaşlar rengi değiştireyim. 10, 10, 20. Tepe açısına ne kalacak arkadaşlar? Tepe açısına 160 kalacak. 75'i buradaysa 160'tan bakın 160'tan 75'i çıkardığım zaman ne olacak? 85 olacak. Bak şurası 85 oldu. Şurada tamamı da arkadaşlar 180 olacağından dolayı bakın burası da 95 oldu. Evet. Şimdi FGO üçgenine bakacak olursam FGO üçgenine bakacak olursam 95 burada 45 de burada. Tepe açısı ne oluyor? 95 45 daha 140 mı oluyor? Evet. Tepe açısı 140 ise şuralarda ikizkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar niye? OF ile OG yarıçap ya değil mi? O yüzden buralarda 20'ye 20 mi olur? Şimdi şuranın tamamı bak aç 45 derece olmayacak mı? X artı 20 eşittir 45 ise X de buradan 25 olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Valla mükemmel soru olmuş ya. Mükemmel olmuş yani. Tabii kolay sorular değil bunlar. Geldik 7. soruya. O merkezli çeyrek çemberde bakın BH ile OH birbirine eşittir. Yani ben buraya K diyecek olursam burası da K olacak. Çeyrek çemberin yarıçapı ne oldu? 2K olmuş oldu. Bakın burası merkez. Şurası 90 derece değil mi? Burası merkez. C de çember üzerinde bir nokta olduğundan dolayı burada burayı da birleştirdiğim zaman arkadaşlar burası da yarıçap 2K olmuş oldu. HOC üçgenine dikkat edecek olursam şu üçgene 90'ın karşısı 2K ise arkadaşlar neyin karşısı K'dır? 30'un karşısı. Burası 30. Arkadaşlar BOC üçgenine dikkat edecek olursam da dik tabanı iki eşit parçaya ayırmış. Değil mi? Bu ikizkenar üçgen o zaman. İkizkenar üçgen. Aynı zamanda bakın burası açıortay. Burası 30. C açısı 90 derece olduğundan dolayı arkadaşlar buraya da ne kalacak? 30 kalmış olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şurası ne oluyor? 30, 60, 90 üçgeni olduğundan dolayı. Bakın burası 60 değil mi? Evet. Şimdi burası da arkadaşlar 30 değil mi? Evet. Şimdi hatta şu üçgene bakacak olursam 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı bakın burada da ne olacak? 2K olmuş olacak. Değil mi? Bu zaten ikizkenar üçgendi. OC ile BC uzunluğu eşitti. Buradan da söyleyebilirdik arkadaşlar. Şimdi dikkat edecek olursak arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz değil mi? Rahat bir şekilde. Bakın bu da güzel soru. Şimdi OCD üçgeninde rengi değiştirelim. Şu üçgende 30-30-120 ya. Arkadaşlar burası 2K ise o zaman kenar uzunlukları 2K bölü kök 3 olmaz mı? Evet. Çünkü niye? 30-30-120 üçgenine de. Şimdi buralar K ise burası K kök 3 oluyordu. Değil mi? Bu sefer 120'si verilmiş arkadaşlar. Kenar uzunlukları ne olacak? Kök 3'e bölünmüş hali olacak. Değil mi? O yüzden 2K bölü kök 3 oldu. Şimdi DBC üçgenine dikkat edecek olursak, DBC üçgenine dikkat edecek olursak şuraya. Ne oldu arkadaşlar? Tepe açısı bak şurası 90 derece. Kenar uzunlukları da 2K'ya 2K bölü kök 3. Değil mi? Şimdi 30'un karşısı 60'ın karşısının kök 3 katı değil mi arkadaşlar? Evet. Haliyle demek ki burası 30 olmalı. Burası da 60 olmalı ki bak 30'un karşısının kök 3 katı ne oluyor arkadaşlar? 2K oluyor. Bak burayı veriyor 60'ın karşısını veriyor ya. Demek ki bu 30 60 90 üçgeniymiş. Yani
2K bölü kökücün karşısındaki ne oluyor arkadaşlar? 30 derece olmuş oluyor. Yani alfa. Buradan 30 derece. Doğru cevabımız C şık. Bir mükemmel soru daha. Geldik 8'e. O merkezli çemberde 30, 20 ve 20 verilmiş arkadaşlar. Neresi 20? Bu açıortaylar mı? Evet. Burası 20 verilmiş. Burası 20 verilmiş. Tamam. OC burada yarıçap. Bunu gördük arkadaşlar. Ben şimdi bu merkezden çember üzerindeki noktalara birleştirdiğim zaman bak bu da yarıçap. Hatta A var burada. A'yı da birleştirelim. Bu da ne olacak? Yarıçap olacak arkadaşlar. Burası 20 ise burası da 20 olacak. 30'du. Buraya da 10 kaldı. Şimdi arkadaşlar OB ve OA yarıçap olduğundan dolayı bak bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Haliyle burası da ne olacak? 10 derece olmuş olacak. Değil mi? Anlaştık. Anlaştık arkadaşlar. Şu AC'yi de birleştirdiğim zaman bakalım bir üçgen yapalım burada. Bir üçgen yapalım. Ne çıkacak arkadaşlar? Ne çıkacak? Şurayı fark edebildik mi? Bak şurayı fark edebildik mi? Şöyle şu kural vardı ya. Bak temel kavramlarla nasıl da bir şey. Şimdi şunun, şunun ve şunun toplamı nereye eşitti? Şuraya eşitti. Değil mi? Yani x, y, z diyecek olursam burası da x artı y artı z olmuş oluyor. 20'nin şu 30'un ve 10'un toplamı kaç yapar? 60 mı? Yani şuraya eşit mi arkadaşlar? 60. Burası da bakın dikkat ederseniz şu birbirine eşit olduğundan dolayı zaten eşkenar üçgen olmuş oluyor değil mi? Taban açılarına da 60'a 60 kalıyor. 60'sa 20'si burada. 40'ı da nereye kaldı? Buraya kaldı. Hatta ikizkenar üçgen olduğundan dolayı eşkenar üçgen olduğundan dolayı daha doğrusu arkadaşlar şu üçü eşit olmuş olacak. Değil mi? Burası da arkadaşlar ne oldu? Eşit olmuş oldu. Şimdi ACD üçgenine dikkat edecek olursam taban açısı 40, tepe açısı 40, taban açıları bak burası da 70. Haliyle o zaman burası da 70 kalmıyor mu şuraya? Burası da 70. İkizkenar üçgen oldu. Şurası da tek çizgi olmadı mı arkadaşlar? Şimdi şu CDO üçgenine dikkat edecek olursam burada da ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 20 ise bakın tepe açısı 20 ise ikizkenar üçgen değil mi? Buralar 80'e 80 olacak. X de bunun taban açısı olduğundan dolayı 80 olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Valla bunlar gerçekten zor sorular yani. Geldik 9'a. Geldik 9'a. ABC ve EDC üçgen. BD ile CD birbirine dikmiş arkadaşlar. Evet vermiş orada. 30'a 20 AB ile BC. Onu da göstermiş. AE ile CE. AE ile bakın CE de birbirine neymiş? Eşitmiş. İkizkenar üçgen var. Burada arkadaşlar ben BE'yi birleştirdiğim zaman şimdi burada BE aynı zamanda kenarortay olmadı mı? Evet. İkizkenar üçgende kenarortaylık varsa aynı zamanda bakın burası 90 derecedir. Şuralar da açıortaydır. Şurası ve şurası açıortaydır. Daha bu ikizkenar üçgendir. Değil mi? Yani şurasıyla şu açıyla da bu açı birbirine eşittir. Arkadaşlar yine özellik olarak vermiştik ilk dersimizde. Şu 90 dereceler aynı hipotenüsleri eşitse bunların etrafından ne geçer arkadaşlar? Bir tane çember geçer. Değil mi? Bir tane çember geçecek. Daha şu D noktasından geçecek. Şöyle. Evet. Şimdi bu 20 ise görmüş olduğu yay şurası mı? Evet. Bu yayı da aynı zamanda şurası gördüğünden dolayı burası da 20 olmaz mı? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya ne kalır? Siyaha geçelim. Şuradaki açıya bak. Şimdi şurası 90, 30 daha 120 değil mi? Bakın burası da 20. Şuradaki açıya ne kalır? 120, 20 daha 40 kaldı. 120, 20 daha 140. Buraya da 40 kaldı. Peki bu 40 hangi yayı görüyor? Şu DC yayını görüyor. Bu yayı da gören aynı zamanda bakın şurası değil mi? 40 olacak. Burasıyla bak şurası ne oldu arkadaşlar? 60 mı oldu? Haliyle açıortay olduğundan dolayı şurası da 60 olmayacak mı? Evet. X dediğimizde 60 artı 20 olmadı mı? Yani 80 oldu. Doğru cevabımız C şık. Değil mi? Süper soru yani. Geldik 10'a. O merkezli yarım çemberde. Bakın diklikler verilmiş. CKL 10 olarak verilmiş. Şurası 10'muş arkadaşlar. AK ile AO eşitliği verilmiş. Alfa kaç derecedir diye soruyor.
Hemen merkezden çember üzerindeki olan noktaları ne yapalım? Birleştirelim. Bir burası var, bir de burası var arkadaşlar. Tamam. Haliyle bak, dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş ya. O zaman bunu bir üçgen haline getirelim. Bu bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Bakın şuralar birbirine eşittir. OD bak yarıçap olduğundan dolayı, OC de yarıçap olduğundan dolayı burayı da ne yaptım? Eşitliğini gösterdim. Şimdi buraya K diyecek olursam, buraya da K diyecek olursam bu O merkezli yarım çemberin bakın OK uzunluğu yarıçap olmuş oldu. 2K. Haliyle arkadaşlar buralar da bakın yarıçap değil mi? 2K. Buralar da 2K olmuş olacak. Şu ADO üçgenine dikkat edecek olursam 90'ın karşısı 2K ise hangi açının karşısı K olur? 30'un karşısı. Bakın burası 30 oldu. Haliyle burası 60 oldu. Değil mi? Burası 10'du. Yani buraya da 50 kaldı. Bakın 50 nereyi görüyor arkadaşlar? Şu DC yayını görüyor. Çevre açı olduğundan dolayı burası 100 oldu. Burası merkez açı olduğundan dolayı bakın burası da 100 olur. Şimdi DOC bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı 100 ise tepe açısı 100 ise taban açılarında ne kalacak? 40'a 40 kalacak. Alfayı bulduk zaten. Alfa 40 artı 30'dan 70 derece gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 11'e. C ve E merkezi çemberlere teğettir demiş arkadaşlar. Tamam. 40 dereceyi vermiş. X kaç derecedir? Tamam, merkez var. Teğet var. Birleştirdik. Ne oldu? Dik oldu arkadaşlar. Merkez var. Teğet var. Birleştirdik. Bakın ne oldu? Dik olmuş oldu. Değil mi? Aynı zamanda bu şu GD'de çembere teğet ya. O zaman arkadaşlar merkez bak teğete indirdiğimde orada ne olacak? Dik olmuş olacak. Değil mi? Arkadaşlar o zaman şurası açıortay olmaz mı? 40 ise burası da 40. Hatta şuralarda açıortay olacak. 40 ise bakın buraya 50 kalmış oldu. Burası da ne oldu? 50 50 olmuş oldu. Değil mi? Evet. Şimdi bakın şurasıyla şu KE ile HC de birbirine paralel olmadı mı? Evet. Burası 80 ise arkadaşlar burası da 80 olmadı mı? Evet. Burası da haliyle ne kalacak? 10 kalmış olacak. Benzer durum arkadaşlar. Şurası birbirine bakın çembere teğet olduğundan dolayı C merkezli çembere teğet olduğundan dolayı bakın şuralar birbirine eşit olacak. Şuralarda ne olacak? Açıortay olmuş olacak aynı zamanda. Değil mi? Buralarda açıortay olmuş olacak. Hatta şurası da açıortay olacak. Burası da x olacak. Şurası 2x artı 80 eşittir 180. 2x buradan 100. X de buradan 50 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 12. ve son sorumuza. O1 ve O2 merkezli çemberler B ve C noktalarında kesişiyor. O zaman biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir çemberin merkezi diğer çemberin üzerinde olduğu zaman hemen şurada çemberin üzerindeki noktalarla merkezi birleştiriyorduk. Amacımız neydi? Çevre açı oluşturmak. Tamam. Çevre açıyı oluşturduk arkadaşlar. Bakın şurası 20 ise çevre açı olduğundan dolayı burası ne olacak? 40 olacak. Bakın buralar yarıçap oldu ya şu kırmızılar. Şimdi ben bu AC'yi de birleştirirsem, AC'yi de birleştirmiş olursam aynı zamanda kiriş oldu değil mi? CO2 ile BO2 kiriş olmuş oldu. Bu kirişler birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. Haliyle 40 ise burası da 40 olmuş olacak. Yani burası da ne oluyor arkadaşlar? 20 olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Şimdi O1 merkezli çembere dikkat edecek olursam bakın şu yeşille çizdiğim yere dikkat edin. Burada şunu fark edebildiniz mi? Geçen testimizde de yapmıştık. Burası bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni olduğundan dolayı kirişler dörtgeninin özelliği neydi? Karşılıklı açıların toplamı 180'di. Bak bu 20, 20, 40. Haliyle arkadaşlar şurası da 140 olmalı. Değil mi? 180 olacağından dolayı. Tamam. Şu CB yayı. Burası merkez açı ya. Burası da 140 mu olacak? Evet. Geri kalan açımız hangisi arkadaşlar? Geri kalan daha doğrusu şu yayımız 140 ise geriye de 360'tan çıkartırsam 220 mi kalıyor? Evet. Şimdi bu alfa. Şu 220 derecelik açıyı görmüyor mu? Alfa burada çevre açı olduğundan dolayı 220'nin yarısı olacak. Değil mi? Alfa da buradan 110 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Bu da yıldızlık soru. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.